Ama astın yüzün tamam. Tasa etme gari. Bir şeycik olmaz ablana. Vallahi. Ne güzel bak aldılar götürmediler hastaneye. İnşallah dediğin gibi olur. Yoksa büyük olay yaparım. Abama bir şey olursa bu köyü birbirine katıverin. Yok. Lan tamam lan tamam sakin ol. Sanki biz mi dedik Gamur abaya ithal et diye? Siz demediniz. Siz demediniz de ben bilip durun abamın niye intihara sürüklendiğini. Hatta bütün köy bilip durur. Tamam lan yeter gari efelenip durma. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Le Hikmet. Bir şey diyeceksin le sen he. Hürü gözlerin önünü görüntü geleyim ama. Gelmiyor ulan. O kadar odaklandım hiçbir iz gelmiyor. O ne demek lan indi? Lan bana intiharla ilgili bir görüntü gelmiyorsa intihar vakası da yok demek. Lan arkadaş herkes görüverdi ya. Kız deve gibi çökümedi meydana. He lan yalan mı yapacak benim babam? Yuttu ya bütün abla işte. Ya dur ya yavaş. Arkadaşlar birine gelip durup baksanız ya. O ne lan? Nakden yayın aracı gibi. Merhabalar. Aleykümselam. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Buyur geç. Burası güzel köy değil mi? He buyurun hoş geliverdiniz köyümüze. Nasıl yardımcı olan? Hoş bulduk. Ben Kaan Yontar. Diş hekimiyim. Bu köye gönüllü hekim olarak geldim. Ya Gül. Ben hiç anlamadım. Ne döndürdü seni? Yani gidiyordun. Bir anda kararını değiştiren ne oldu? Duygularım desem, o anda duygularım bana daha gitmek için çok erken olduğunu söyledi. Yani bize bir şans daha verdin. Artık size mi, kendime mi bilmiyorum. Sultan Ana çok sevinecek. Bence de. Hem Sultan Ana hem de ben. Sen. Yani ben dediğim biz. Yani köy halkı olarak. Kalman bize mutluluk verecek. Bizim köyde kanı vereceksin yani, öyle mi? Evet. Ne kadar kalacaksınız peki? Bilmem. Uzunca bir süre herhalde. Sen daha çok kalasın. Bizim köyde kimin ağzında kaç tane sağlam diş var ki? Bak, yok. Hayati, kaç tane fırça sattın lan? Ne fırçası lan? Ne fırçası olacak lan? Diş fırçası diyor. Sabahtan beri biz ne konuşup dururuz burada? Arkadaş, bilmem onu hatırlamıyorsun ya. Bak, ben sana dedin, sen daha kalırsın burada. Öf lan hop! Ne oluyor lan? Ne olacak? Zavallı abamın dişi geliverdi aklıma. Ağrıyıp dururdu. Artık belki de hiç ağrımayacak. Lan oğlum, arkadaşını aloe de içeri götür ve yüzünü yakasın, açılıversin tamam, biraz. Tamam baba. Kalk, kalk, kalk. Açılırsın, kalk. Hepimizin canını sıktın yani. Ne oldu, bir durum mu var? Bunun önemli bir şey yok. Abası intihar etti de ben. Kemal lan, ne çabuk dönemedin, hayırdır? Lan, yoksa Kamuran öldü mü lan? Cemal, ha? Lan Kamuran öldü mü lan yoksa? Ne? Başın sağ olsun. Öldü mü lan? Arkadaş. Abam gitti mi lan? Lan bir yere gitmedi abam baban ya. Yolda istifra etti. İyi önlem mi? Olsun diye de. İyi, iyi önlem i̇yi olsun. Mi? Ulan önlem olsun diye hastaneye götürdüler. Çok tamam lan. Hadi koş. Tamam lan. Sultan Ana yok mu? Sultan Ana eve doğru gidiverdi ya. Morali bozuktu. Ağlayıp dururdu. Hadi ya. Neyse. Ben bir bakayım ona. Görüşürüz Cemal. Görüşürüz. Cemal. Heh. Ne oldu lan? Niye döndü bu? Ha, anlatırım sana ya. Cemal, gel gel gel. Bak, köyümüze dişi gelmedi ya. Benim büyük oğlan. Siz daha önce karşılaştık mı? Karşılaştık. Nerede? Yolda gelirken.
Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemal ben. Kaan. Kız Esma, dur kız artık. Helak ediverdin kendini. Kız bir haber gelsin, ondan sonra düğün verelim dövüneceksin. Gitti kızım, gitti. Bu da mı gelecekti başımıza? Ana! 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 İyiymiş, 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 kurtulmuş. Sahi mi diyorsun lan? Yolda çıkarıvermiş hepsini. Emme babam önlem olarak yine de hastaneye götürüvermiş onu. Ay. Merak etme, ağlaman gar. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim, ben sana demedim mi ya? Kamuran dayanıklı kızdır. Bir avuççuk atla ona bir şey olmaz diye. Don ana. Sultan ana, ben geldim. Sultan ana. Sultan ana. Sultan ana. Sultan ana, ne yaptın sen? Sultan ana, uyan. Ay, ay dur. Ne yapayım? Kahveye gideyim. Hindi, siz sınır tanımayan doktor olup durursunuz, öyle mi? Evet, aynen öyle. Sınır tanımıyor ya. Hangi konuda sınır tanımıyor? Yani uluslararası bir örgüt. Bravo! Ne oluyor? Örgüt deyip dur, örgüt. Nasıl bir örgüt oluyorum? Gönüllü bir örgüt. Gönüllü esasıyla çalışan bir örgüt. Vallahi bizim köy olarak öyle örgüt işte lalagamız olmaz, değil mi? Tabii. Yani öyle örgüt deyince hemen yanlış anlamayın. Böyle sağlık konusunda geri kalmış yerlere yardım ediyorlar. Ha, maşallah, güzel. Doğru söylüyor. Yani biz geri kalmış, yardıma muhtaç ülkelere sağlık hizmeti götürüyoruz. Doktorumuz hakkında ne düşünüyorum? Gözüm tutmadı. Bir bit yeniyor, ha bunun gelişinde. Ha bunun gelişinde bir bit yeniyor. Yok yok, bak şimdi. Bu bizim Sıddık kayfecimiz. Bu da Hikmet. Allah'ın hikmeti diyoruz biz ona. İşin içinden çıkamadık mı ona sorup duruyorsun. Tabii zamanla ben isimlerinizi daha net öğreneceğim. Tabii canım. Ben Mıktar Niyazi, evet. Hüsnü emmi, Osman emmi, Alaaddin emmi. Zamanla tabii. Cemal, Muhtar, Sultan ana bütün ilaçlarını içmiş, intihar etmiş galiba. Ne? Haklarını içmiş. Ya Kamuran'a özeniyorum. Deli kadın Kamuran'a özeniyorum. Ne anlasın ya? Yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün. Sen de gel. Bu kadının ölmemesi lazım. Bilhassa boyun. Koşun, koşun, hadi, hadi. Olsun, belkeye bak sen. Nerede? Ne nerede? Burada mıydı? Evet burada, divanda yatıyordu işte bak, boş ilaç kutuları. Arkadaş, acaba bizden önce birileri buldu da hastaneye mi götürmedi? Arkadaş, bir eve arayıveren. Ha, yukarı yukarı. Siz de arkaya bakın. Haydi, yürü, yürü. Haydi, haydi, haydi. Dört bir yanda. Gel, bizi ütüye bakalım. Hadi. Ya doktor, sen anlarsın bu işlerden. Bakıver bakalım. Bakayım. Nedir bunlar? Kötü mü? Ya bunlar çok ciddi ilaçlar. Yani bunların hepsini aldıysa... Evet. ...başı büyük belada demek. Olacak iş mi bu ya Sultan ana ya? Olacak iş mi bu ya? İnsan habersiz, şeysiz intihar ediverir mi ya? Bir miras mektubu falan bırakıvermez mi yani? Mahvettin ya her şeyi. Yok lan hiçbir yerde. Yok mu? Yok hiçbir yerde. Yapma be. Üstem mi yok gari. Ulan. Heh. Arka bahçede de yok. Yapma be. Ya bu kadın hepten ruh olup göğe mi yükseliverdi? Ağzından yel alsın üstüne mi? Başımız sağ olsun. Ay. Ya hayır anlamıyorum. Benim cirom ne ki bana bu kadar vergi çıkıyor? Bu ne saçmalık? Dayanacak gücüm kalmadı benim vallahi. Hayır anlamıyorum. Niye ben bu kadar vergi veriyorum? Kimse vermiyor. Nasıl yani? Telefonda konuşmayalım bunları. Ya aman ya, kapa ya, kapa. Üf, deyin zoruna bak. Üf.
Kim o? Muhasebeci. Vergi mergi, SSK'sı, stopacı, Bağkur boyuna istiyor. Abla, sen bırak bu işleri, kapat. Vallahi bankada 3-5 kuruş paramız var. Şirket yüzünden o da gidecek. Kapatıp ne yapacağım be ablacığım? Gir çalış bir yere, herkes nasıl yapıyor? Ya, kolaydı bunca sene sonra bir yere girip çalışmak. Kim kaybetti, ben buldum işi. Ya aman, sen de çıkar şunu, çıkar. Kalk şunun başından, hayat bu değil. Çık gez, iki tane arkadaş, bir tane manitat, sevgili falan yap kendine ya. Sen bunları yaptın da ne oldu? Mutlu mu oldun? Kocam bırakıp gitti seni. Nerede şimdi o arkadaşların? Yok hiçbir tanesi. Ben en azından bunun başında mutluyum. Ben mutluluğun da mutsuzluğun da gerçeğini yaşadım ama. Senin bu yaşadıklarının hiçbiri gerçek değil. Sorun da bu. Ben evlenmeyi düşünüyorum. Ne? Korkma korkma, hemen değil. Yani bir 20 sene sonra falan. Kadınlar için erkek robot piyasaya süreceklermiş. İşte çıkınca ilk ben evleneceğim. Ay Sude, ay çok komik. Bir kere de normal bir şey söyle ya. Ay kusura bakma, benim normalim bu. Kalk hadi kalk, kalk gidiyoruz. Ya, nereye gidiyorsun? Gidince görürsün, kalk yürü. Yemin ederim kesin benim yüzümden içti o ilaçları ya. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Haydi, Gül abartma istersen. Belli ki biri bizden önce gelmiş, götürüvermiş Sultan Ana'yı hastaneye. Olsun, öyle olsa bile sonuçta benim suçum. Hala kendimi kötü hissediyorum. Cemal. Ben gidiyorum. Nereye gidip durun? Dolanı verin azıcık da. Bir iz, bir haber var mı bakıverin. İyi diyorsun baba, ben de geliyorum. Yok yok, gelme gelme. Kalk sen, kalk. Ya baba, öyle kalmayla olacak gibi mi? Gidelim bir soruşturalım, kahvede mavede gören birileri olmuştur. Tövbe tövbe, karıştı. Kal. Bir haber alırsak ben sana haber edeceğim, tamam Gül? Tamam, numaramı yazsana. Numaranı da ararsın. Hop, geldim baba. Oh. Ne koşup geliyorsun ya? Ben seni kızla baş başa bırakacağım diye gidiyorum ya. Hay yarabbim ya baba, derde bak ya. Sultan Ana kaybolmuş, senin derdine bak. Ne yapayım, kızın yanında sepet gibi oturayım mı? Hadi gel kahveye maviye bakalım, bir gören olmuştur. Hadi baba. Geri zekalı ya. Kime çekti bu çocuğu? Ne oldu, durum ne? Bulamadık. Ne olacak arkadaş? Gittik bakıverdik. Sultan Hanım yok orada. Nasıl yoktu lan? Baygın yatıyor dedi ya kız. Yok dedik arkadaş, yok. Ya akideyiz ya. Sanki yer yarılmış, içini kaçıvermiş ya. Bana bakın. Çıkarın telefonları. Çıkar. Herkes dandıklarını arasın gari. Sultan'a da haber alan, haber etsin. Ben de gidem de mıktarlıktan bir anons geçiverem. Hah, bak bu neye akıl edemedin lan. Hadi arayın hadi. Alettin abi kontür atacağım beni. Hallen arayın. Alo. Dikkat, dikkat. Güzelköy mıktarlığından bildirili. Köyümüzün sultan anası Baygın Bey haldeyken kaybolmuş. Hayda! Bu ne indi lan? Ay ne bileyim, bu ne kız, nereye kayboldu? Kim alıp göttüyse hemen muhtarlığa haber ver. Biz ekip halinde merakla bekleyip dururuz. Adamı hasta etmeyin lan. Ne oldu lan? Komine mi gitti? Evet. Yani ben ömrümde ilk kez böyle bir anons duydum. Biz de ilk defa duyuverdik. Normalde tatlı bir ses tonu var ama çok kızmış, ondandı. He, yani biraz sert bir anons oluverdi. Hikmet neden öyle deyip durun? Misafirimiz değil mi bizim, o ayıp etmesen ha? Benim çürüğüm yok da undan. Maşallah arkadaşlar, maşallah. Sultan Ana, cebinize mi kaçtı da cebinizden arıyorsunuz? Ya dolaşsanıza, etsenize. Ya baba, mıktar anons ediveriyor işte. Dağıl paraset ne olacak? Biri görünce biri... Olur mu lan öyle şey? Ya kadın zordaysa? Ya kadın kötü niyetli birilerinin eline düşüverdiyse? He lan. Organ mafyası var. Bilmem nesi var. Abo! Abo, ne abosu lan? Ne yapsın Sultan Ana'nın organlarını mafya? Öyle değil mi? Takılacak kişi nereden bilsin organın kaç yaşında olduğunu? Bak o da doğru. Hakikaten biz hiç öyle düşünemediydik ya. Lan niye öyle düşünelim ki? Bizim köyde kötü niyetli kim var? Değil mi ya? Hüsnü Ağa haklı. Hadi dağılıp da arayam. Haydi bakalım, haydi haydi. Ben de o zaman bir keşfe çıkayım diyorum.
senin yanına birilerini katıvereyim mi? Bir de sen kayboluyorsan yandık yani. Yok yok, gerek yok. Ben bir dua adamıyım. O yüzden ben... Ne adamı? Dua adamı. Yolumu bulurum ben, merak etmeyin. Hem dua anlat, hem ara. Bana bakın. Kadını bulmadan geri dönmek yok ha. Haydi. Tamam, hadi, 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 hadi. Hadi. Cemal. Cemal. Geride. He? Ne var ne? Cemal, bu ekime dikkat edin. Bambaşka bir bit yeni var bunun gelişinde. Hissediyorum. Hissediyorum. Her şeyi hissediyorsun. Maşallah. Cemal, halleden. Hissediyorum. Sultan Hanım doğru nerede? He, Sultan Hanım'ın evinde bekleyip durun. Bulunca haber edeceğiz, hadi. Gül arıyor. Ne haber canım? İyidir abla. Sen nasılsın? Ay hiç iyi değilim. Trafikte sıkıştım kaldım. Duruyoruz öyle. Nereye gidiyorsun? Sude'yi benim doktora götürmeye karar verdim. Yeter artık. İyi bir terapiye ihtiyacı var bunun. Sen neredesin? Köydeyim. Aa. Çıkmadın mı sen daha? Çıkamadım ki abla. Yani geri döndüm. Niye? Kaan burada çünkü. Afrika'ya gitmemiş mi o? Hayır. Bayağı burada yani, köyde. Ben de inat ettim, gitmedim. Hoppala. Ya inat da olacak işler mi bunlar kızım? Saçmalamayın. Ya beyefendi o kadar emin ki kendinden. Her şeye rağmen ona geri dönebileceğimi zannediyor ya. O görsün bakalım, el mi yaman, bey mi yaman. Abla dur, kapat. Kaan geldi, arayacağım. Niye geldin? Seni merak ediyorum Gül. Etme Kaan. Ya benimle ilgili hiçbir şey yapma. Gül, bırak şu inadı. Bak, nikahımız 10 gün kaldı. Gidelim İstanbul'a, evlenelim. Evlenelim. Ondan sonra senin kafana essin, sen de git değil mi? Hatta sevgilini de yanına al git. Duygularına yenilen çaresiz küçük bir kız çocuğu gibisin, biliyor musun? Ya git o zaman ya, niye geliyorsun peşimden? Gül, uzatma hadi lütfen. Dönmeyeceğim sana. Döneceksin. Kaan bitti artık. Hayır, ona ben karar veririm. Ya nasıl ya? Ya sen kendini ne sanıyorsun? Hiç anlamamışsın ki. Hiç anlatamamışsın. Beni hiç tanımamışsın. 3 yıldır ben kendimi hiç tanıtamam. Ama ben sana anlatacağım. Gayet iyi anlatacağım sana nasıl biri olduğumu. Bak Kaan, ben artık bu köyde yaşayacağım. Tamam mı? O yüzden benim huzurumu kaçırma. Ve dön. Dön ya, git nereye gidiyorsan git, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum. Ben de burada kalıyorum. İnatsa asıl mesele Gül, o inattan bende de var. Ben de bu köye yerleşiyorum. Bilerek yapıyorsun değil mi? Sırf benim huzurumu kaçırmak için değil mi? İntikam almak için. Ya ben sana ne yaptım ya? Çocuk gibisin Gül. Çocuk gibisin. Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğunu zanneden küçük bir kız çocuğu gibisin. Daha ne kadar benim canımı yakacaksın? Senin benim canımı yaktığın kadar. Peki. Madem laf dinlemiyorsun, o zaman seninle bir anlaşma yapacağız. Ne sen beni tanıyacaksın, ne de ben seni tanıyacağım bu köyde. İlk defa karşılaşmış gibi yapacağız, tamam mı? 2 yabancı gibi yani. Oyun mu istiyorsun? Okey, ben kabulüm. Beni zaten hiç tanımamışsın ki sen. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu ilişkide hata yapan biri varsa o da sensin Gül. Sensin. Ay şuna bak ya. Hiçbir şey olmamış gibi bir de beni suçluyor. Ne
Ne oldu? Bir şey mi yaptı o kim sana? Ne gibi? Ne bileyim, onu kapıdan çıkarken gördüm. Şimdi sen de böyle ağlıyorsun. Ya yok o... şey için gelmiş. Sultan Ana geldi mi diye merak etmiş, ona bakmaya gelmiş. Ha. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? İnanmadın mı? Ha, yok. İnandım. Yani sen öyle diyorsan... ben... Öyle, vallahi bak ben Sultan Ana'ya üzüldüm diye ağlıyorum. Ya tamam, açıklama yapmana gerek yok. Gel beraber arayalım Sultan Ana'yı. Hem kafan dağılmış olur, senin için de iyi olur. Doğru diyorsun, iyi olur. Bilmiyorum, vicdan azabı çekiyorum ya. Nerede bu kadın? Ablam arıyor. Efendim abla. Kızım ne oldu? Yüzüme mi kapadın telefonu? Ne diyor Kaan? Ya yok bir şey. Sonra ararım, tamam mı? Müsait değilim. Ya bak Gül, merak ediyorum ben. Abla yok bir şey dedim. Müsait olunca arayacağım seni, tamam mı? Merak etme. Ne yaptı o sana? Kötü bir şey yaşatmadı değil mi? Ya yok. Hadi görüşürüz. Yine kapadı. Ha, aferin Gül. Ya tamam. Bak Sultan Ana'ya bir şey olsaydı haberi gelirdi zaten. Ne bileyim ya. Çok kötüyüm. Bak, bu gibi durumlarda güçlü olman gerekiyor. Tamam? Hadi. Ya ne var, bir yarım saat arabayı yıkattırdıysak ne oldu yani? Lan damat, araban kadar başına taş düşsün. Senin yüzünden kızın kanı çekildi suratında hastane kapısında beklerken. Hiç kendini yorma baba. Bünyamin algılamaz. Takıldı mı takılı plak gibi böyle konuşup durur. Nurten, rica edeceğim babanın yanında benimle böyle yüksek sesle konuşma. Sen de adamı o da konuşturma. Kız ne biçim laf o? Adamlı adamı laf ediyor artık. Kesin lan cavırtıya. Baba ne diyor ama ya? Ya bu kız istifra üstüne istifra. Mideleri yıkanmış. E şimdi sen de yani gitsin bu eve yatsın ölsün demiyorsun da kalkmışsın arabayı yıkatmışsın ya. Şey yoksa Muğla'dan köye git, köyden Muğla'ya gel. Muğla'dan tekrar git, arabayı yıkat, geri dön. Oh ya! Kes lan! Yani bu arabada su yakmıyor ki yani, günah yani. Ya sus bir sus ya. Ya hep suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun. Kız yeter artık, konuşturma. Yavaş lan! Lan! Kardeş. Abo. Dalım dalım gitti dalım dalım. Nasıl dalım gitti lan? Vay başıma gelenler. O dalım değil kız, bu dalım gitti manyak. Kesin lan kesin. Şu emniyet kemerini taktıraydın bak böyle olmayacaktı. İyi misiniz lan? Heh, inin bakayım inin. Araba gitti ya. Araba vallahi gitti ya. Eyiz, eyiz. Ya Sultan Ana sen ne yapıyorsun ya? Baba tarlasında mı gözük? Öldürüyordun hepimizi vallahi ya. Şaşkın damat, iyi misin sen? Çok iyiyim. Benim araba gitti, pert oldu araba ya. Aman be. Hayırdır, ne oldu? Geçmiş olsun Yusuf'a. Sağ ol lan. Yusuf emmi, gaza yapmışsınız. He, acık gaza edemedik lan. Ya ne acık gaza yaptık? Metrelerce uçtuk ya şalampöle. Ölüyorduk vallahi ya. Sen mi yaptın lan? He ya. Sultan Ana, neredesin sen? Her yerde seni arayıp dururuz. Torunumu görmeye İstanbul'a gidiyor. Kocacığım. Sen yine kocacığım diye kafa gitti. Normal davranı be. Ya sen kocanın izni olmadan neden böyle işlere kalkışıp durun? Torunun seni evde bekleyip duruyor. Deme lan. He? E vallahi kız perişan oldu. Sen kaybolunca korktu kız, korktu. Hadi gel. Abo. Beni hemen eve götürüver kocacığım. He gel, ben seni bırakıverem gel. Hadi siz de atlayıverin yasaya, hep birlikte gidelim. Hadi bakalım yürü. Bir dakika araba ne olacak, kaldı burada araba. Güven, onları bırakıvereceksin sonra alacağız seni. Oğlum, güveniyorum da niye az, unutmayın gözünü seveyim ya. Ya Bünyamin başlayacağım seni şimdi arabandan ha. Baba arabayla kaldık burada ya. Ay oğul. Ne oldu kız? Ay ayağım. Ayağın cidi vermiş kazada. Aa. Ha?
Ay gir kumra, gir üstüne basma. Çok acıyor mu? Ay, yo az acıyor. Gel bakalım gel. Yok çok böyle acıyordur Hindi. Anlamıyordur o sıcağı sıcağını. Ay kıyamam. Yürü. Hadi bakalım. Kaydırın kasaya. Gel. Ah, yavaş. Ah. Yardım edin bana. Bana bak. Kız Cemal'in numarası vardır. Arada ver bakayım hadi, sen bana. Hadi. Efendim? Ha, buyurun Nurten abla. Aa, hadi ya, çok geçmiş olsun. Tamam, geliyorum hemen. Ne oldu? Ya bizim Kamuranlar hastane dönüşü bir de kaza yapmışlar. Hadi ya. Ay, kızın başına gelmeyen kalmadı ha. Öyle vallahi. İyi, o zaman sen git, ben de eve giderim. Belki biri bir haber getirir. Tamam. Sen iyisin ama, değil mi? Ağlamalar falan geçti. İyiyim. Merak etme. Tamam, ben hemen gidip geliyorum o zaman. Ali dur burada ya. Heh. Gel bakalım Sultan Ana. Ben sana yardım edivereyim. Yavaş. Yavaş, dikkat. Kız, acık seki ver, manken gibi yürüme. Yavaş. Yavaş. Herkes seni arayıp duruyor. Muhtar bile kayıp anonsu veriverdi. Beni özlemişti de ondan araya. Dur kızım. Geç hadi bakalım, geç. Otur be, ayakta kalma. Geç. Yusuf, ne oldu böyle indi? Mide yakınca ayak mı çekip duru? Yok, gelirken kaza yapıverdik de. Abo! Hop diye dalraya konuverdiler, taksiyle. Benim bünyemin kaza yaptı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı da... işte acık yamranın bileğincini verdi. Ah benim kadersiz kızım. Sıddık, ben de mıktarlığa gidem de... Sultan Ana bulundu diye güzel bir anons geçiverem. Geç. Ne yaptın sen? Cemal, ne haber lan? Cema geldi. Gel ablam, gel. Cema. Çok geçmiş olsun ya. Sağ ol. Bak. Aa, Sultan Ana. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Bilmem, ne yapıyorum? Ne yapıyorum diyor ya. Bütün köy ayaklandı, seni arayıp duruyor. Sen şimdi beni bırak, kızın ayağını bir bakıver. Çabuk. Ay. Bakayım mı? Bak. Al bakayım. Bakayım sonra. Nasılsın Kamuru? Seni gördüm, daha iyi oldu. İyi. Hangi ayak? Ne bu? Ağzıma sokaydın Kamuru. biri bana zeytinyağı versin o zaman. Hah, böyle. Hadi bakalım. Burada. Al bakalım. Sağ. Bura? Ya. Burası mı? Yo. Burası mı? Yo. Senin ayağının bir şey yok galiba Kamuru. Şey, buram. Buram arptırı. Ne burası diyorsun? Burası yani. He. Ya hadi bakalım. Ey maşallah, aile boyu zeytinyağı. Kalabalık olunca tabii aile. İyice bir ovaya bakayım canım. İyice. Ay. Ne oluyor kız? Gıdıklanıyorum baba. Bana başıma. Seni şimdi bir gıdıklayıvereceğim. Hıs! Kız ne yapıyorsun saçma sapan? Dur yerinde. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Zeytin koymayacaksın mı? Ya koymayacağım. İstanbul'a kodun? Tövbe tövbe. İstanbul'a kodum da onun ayağı çok kötüydü, ondan kodum. Olmaz. İstanbul'u yok odun, beni de kov. Ben sana sümsüğü bir koyacağım, şimdi aklın başına gelecek ha. Tamam, ziyanı yok. İhtiyaç olursa ben korum. Maşallah, koyana. O zaman tekrar çok geçmiş olsun Kamuran sana. Sağ ol Cemal. Sen olmasaydın belki de aksak kalacaktım. Abart istiyorsan Kamuran, yok canım bir şey olmazdı. Sultan Ana, ne yapalım, yavaştan kalkalım mı? Gül de merak etti. Hadi gidelim gari, ver kolunu bana. Geldim Sultan Ana, gel. Bir koluma. Ellerin yağlı lan, ne yapacaksın onu? Sultan Ana, hallederim ben onu yolda. Sen hadi bir an önce gidelim. Çeşmede yıkayıver bari. Tamam, hadi gidelim, Gül merak etti. Hadi tekrar çok geçmiş olsun. Sus kız. Ya baba ne oluyor? Belli ki kızın ağrısı var, ahlanıp duru. He? Sen karışma Nurten. Daha benim bu herif için canına kıymaya kalktı, bu canına çömçürdüm ben kızı. Şimdi de ah! Eş tesbiye. Tövbeler olsun.
Çıkar çıkar. Güzelköy mıhtarlarından bildirili. Son dakika haberi veriyorsun ha. Kaybolan Sultan Anamız sağ salim bulunuvermiştir. Telaşa mahal yoktur. Günlük işlerinize dönün gari. Sıddık, mıktarlığa iki tane çay getir ver lan. Dikkat edin. Oh, acıdım acı. Sultan Ana. Ya öldük meraktan. Beni merak ettin kızım. Evet. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. İyi. Hadi gel. Beni bak. Hı? Duydun mu lan anons? Duydum lan. Sağır mıyım ben? Sağır dedim ben sana. Tamam uzatma. Hadi geçiverem kahveye. Geçem arkadaş. Ya deli etti bu karı bizi ya. Deli etti ya. Helak edeyim de arkadaş ya. Soğuma lan, soğuma lan. O ne lan öyle? Abo. Dişçinin cipi lan bu. Ha onun cipi. Beni bak. Burada mı kalacak lan bu yoksa? Arkadaş ne bileyim ben. Bağırsana durum onu benzet duru. Allah Allah. Allah Allah. Hadi geçiverem kahveye. Geçiverem. Gülsüm, sen beni intihar edemedi mi sandın kızım? Vallahi öyle oldu. Yok kızım, yok. Öyle acık yoruluverdim. İçim çekiliverdi, uzanıvermişim. Bu boş ilaç kutuları ne için o zaman? Ha, onlar mı? Onlar benim aklım başıma getiriveriyor ya. Artık içmeyeceğim gari. Öyle olaverince senin gidişin aklıma gelmez. Üzülmem dedim. Atıverdim hepsini çöpe. Hem merak etme kızım. Ben intihar etmem. İntihar etmek günah değil mi? Hem erken öleceğim de ne olacak? Domuz dediğinin yanına mı gideceğim? Ne kadar geç gidersem o kadar iyi. Şeytan görsün sıfatını. Öyle olsun, öyle olsun da. Sultan Anam, bir artık dedemizin ismini söylesen bize. Olmaz. O domuzun adını ağzıma almam gari. Hadi. Söylemiyor bir türlü ya. Öğrenip ne yapacaksın? Ya en azından benim dedemin ismiyle aynı mı diye öğrenmiş olacağım. Yani ufak bir ihtimal ama yine de merak ediyorum. Çok mu merak ediyorsun? Evet. Tamam o zaman bana bırak sen. Ya sende kağıt kalem vardır değil mi? Var var şu çantamı uzatsana. Bu kim ya? O işte bizim babaannemizin fotoğrafı. Yani ben pek Sultan Ana'ya benzetemedim. Vallahi ben de pek benzetemedim. Zaten yüzünde de ben var. Aa, bizim Sultan Ana da birkaç sene evvel yüzündeki beni aldırıver dedi. Sen ciddi misin? He, ciddiyim. Bakalım aynı ismi söyleyecek mi? Hadi bakalım. Hah, geliyorum. Yardım et bakayım oğlum. Hadi bakayım. Fişne suyu hazırladım size. Soğuk soğuk içiverin gari. Hadi bakayım. Ya Sultan Ana, sen bu astsubayın adını bir daha ağzıma almam diye yemin ettin ya. He. Heh. Şimdi sen yine ağzına almasan emme. Gül Hanım'a yine bir söyleyiversen. Ağzım almadan nasıl olacak bu? Şöyle olacak. Yazmam diye de yemin etmedin herhalde. Bak kağıt. Hop. Bak kalem. Buraya bir yazı versen. Gül Hanım merak içinde. Cevaptır öğreniverse artık. Hadi Sultan Ana bunu öğrenmek benim de hakkım. Ver bak. Kaldır tepsiyi. Al Sultan Ana. Thank you.
yazmış. Vallahi Rifat yazmış. İyisiyle beraber Rifat yazmış hem de. Vay anasını abo. Hadi de abo. Şu an şoktayım. Gel sultanım, gel. Gel, gel. Babaanne. Bünyamin değil mi lan o? Ben çaptırmadan kaçıveren şuradan da görmesin kız. Hey Çelak! Oğlum nereye gidiyorsun lan? Görmüyor musun beni? Ne yapıyorsun lan burada? Sultanına kayboluvermiş de onu arayıp duru. Ha. Sen ne yapıp durun burada? Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Kaza yaptık. Metrelerce uçtum buraya lan. Tabii, tabii, usta tabii. Şoför olmasam ailecek yoktuk şimdi. Neyse ya şeyi Sultanana'yı bulduk. Ha. Onu bulduk, belamızı da bulduk. İyi hadi geçmiş olsun sultan. Dur lan dur bir dakika dur. Sıddık'la Niyazi'ye söyle, beni unuttular herhalde burada. Saatlerdir buradayım. Çekici getirecek dedi, arabaya çekecekti. Bir söyle abi. Tamam, sen burada bekle. Biz seni kurtaracağız. Tamam, git söyle, çabuk. Tabii, tabii. Unutma, bir de acım ekmek arası bir şeyler getirsinler. Zıkkım ye, zıkkım! Aklın başına gelsin, orada kaldı. Ayı, ayı, ayı. Serseri ya. Abini dövdüm, seni de döverim ha. Serseri ya. Kaç yaşında adama söyledi lafa bak. Araba bitti ya. Gel Murat. Ben Cemal'e iyice dikkatlice bir bakıverdim de senin ayağı ovarken. Bu sana karşı hiç de boş değil. Gerçekten mi abla? Gerçek tabii. Bir telefon açtı, koşa koşa geliverdi. Sen oradan anla. Sadece üstüne açık çalışmak gerekiyor, o kadar. Nasıl yani? Var aklımda bir şeyler. Yapıp vereceğiz onu. Çözeceğim yani, çözeceğim. Aba, heh, anam dedi ki bunu çaputa serip bağlayıverecekmişsin abamın ayağına. Ha. Hmm. Tabii oğlum. Kimsen onu beni. Ne yapıyorsun kız? Aç baba, aç aç. Ayten, ablam nasıl gidiyor Celal'le? Hep aynı işte. He, bak bu Gamran ablanın işi için sen de Celal'e baskı kuracaksın. Diyeceksin ki, Celal, abinin ablam evlenirse bizim işimiz kolay olur. Evlenmezse bizim işimiz yalan olur Celal diyeceksin. O da gidip Cemal'e baskı kuracak. Cemal de Gamran ablanla evlenecek. Yani Gali'yi işten fethedivereceğiz. Gali'yi işten fethedivereceğiz. He? Ben zaten bir surat salladıydım Celal'e. Yetmez. Mobik edeceksin. Bak, ben Cemal'la evleneyim. Senin düğün de elekle su taşıyacağım valla. Hadi inşallah kız, inşallah. Ay! Bismillah. Ay. Ne oluyor burada? Kapıyı vursana lan giymeden. Niye? Sen okul müdürü mü? Bana bak. İt gibi ezdirmiyorsun kendini ama ezverim senin fiyakanı. Otur lan şöyle. Geç. Heh. Bana bak. Sen Hilal'le evlenmek istiyor mu? He? He? Hiç lafı geveleyip durma. Ha. Ben her şeyi bilip durun. Sen Hilal'e baskı yapacaksın. Hilal de gidecek, abisi Cemal'e baskı yapacak. Cemal de Gamran'la evlenecek. Yoksa seni mahvederim. Tamam, tamam, tamam Nurten abla, tamam. Hadi git indi. Bir daha da kızların odasına girerken kapıyı çal da gir. Enişten gibi öküz olma. Oldu bu iş kızla, halledeceğiz. Ay hadi inşallah. İnşallah kız, bir şey mi bakayım? Böyle güzel gidin ki. Ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba. Hı? Sultan ana bulunu beymiş ya. Bana ne haber etmiyorsun? Geziyorum bisikletler yedi. Arkadaş Niyazi anons ediverdi ya. Bir de tek tek hepiniz telefonla mı arayacak mı? Yusuf emmi be. Şimdi kamerhane iyi değil mi? Çok şükür. Bütün bunlar bazı densizler yüzünden oluverdi. Bilin mi muhtar? Yusuf emmi başlama gene. Ne söz verdiniz Sultan anaya? Başacağız demediniz mi? Anlamıyor. Kafası basmıyor. Sen zorla mı vereceksin kızı bize? Arkadaş, ben onu bunu bilmek. Kamuran'ın başına bir şey gelirse o vakit soracağım bunu hesabına. Selamün aleyküm. Şimdi duyduk duymadık demeyin, dinleyin. Bizim bu dişçi var ya, deri kenarı yatağını çadır kuruvermiş gari. Çadır mı? Edepsiz lan bu, gündüz var. Lan öyle çadır değil lan. Bildiğimiz çadır. Hani içinde yaşayanların olup duru. O ne lan öyle çadığım adı çapulcu gibi? Lan arkadaş, koskoca dişi niye çadır kursun lan? Kesin lan cavurtuya. Dişçi kim? Neye çadır kuruyor? Bir anlatıverim ben bana. Siz deyin verin, ben gideyim. Çünkü bu anlayana kadar mevsimler döner. Lan!
Sen de benim damarıma damarıma kedirip durma. Hey. Tamam Yusuf emmi. Ama ben sana bulaşmayacak. Ben sözünde duramam. Ya tamam başlamayın gene ya. Yusuf emmi. Ya çekil haydi. Geç böyle sakin ol. Doktorun söylediklerini iyi anladın umarım. Bence o adam benden daha kötü durumda abla. Hani canım, buna sen karar veremezsin. Serotonin yoksunu, asosyal kişilik. Ay ben halimden memnunum. Ama ben hiç değilim. Ve ablan olarak çok endişeleniyorum Sude. Alo abla, nasılsın? Hiç iyi değilim. Doktor Sude'ye serotonin eksikliği ve asosyallik başlangıcı teşhisi koydu. Ne hoş değil mi? Aa, ne olacak şimdi? Ne olacak? Yaşam tarzını değiştirecek hanımefendi. Evden sokağa çıkacak, insanlarla bir şeyler paylaşacak, sanal ortamdan uzaklaşacak falan filan işte. Tam ona göreymiş. Ya ne demezsin? Sen ne yaptın Kaan meselesini? Ay aman boş ver şimdi Kaan meselesini. Şimdi bombaya hazır ol. Nur topu gibi bir ninemiz oldu. Ne? Aa! Peki nasıl öğrendin? Dedemizin ismini söyledi. Hem de Rifat dedi. Ay vallahi düşüp bayılacağım şimdi. Sude yaşlı kadın babaannemiz çıktı. Aa hayırlı olsun. Tribe bak. Kuşum ben hemen bir bilet uydurup geliyorum oraya. Gel gel hemen gel. Ev çok güzel. Hemen hemen. Tamam hadi canım öptüm. Görüşürüz aşkım. Ay inanmıyorum. Bakışa bak. Asosyal. Yürü. Telefonda kimden konuştun kızım? Ablam. Benim bir torunum daha mı var? Bir tane değil ki. Bir de küçüğümüz var Sude. Ya. Abo! Sultan Ana! Sultan Ana! Allah canını almasın. Esah mı diyorsun lan? He vallahi. Ya Gül bana bir fotoğraf gösteriverdi. Nenesinin fotoğrafıymış. He. Arkasında da Rifat kumandanıma yazıyor. Biz de Sultan Ana'ya soru verdik. Dedik senin bu astsubayın adı neydi? Bir yazı versen de öğrensek. He. Ne yazı verdi? Ne yazdı? Rifat. Ağının üstüne noktayı koyuverdi, iyisine kadar Rifat yazıverdi ya. Abo. Ya abo ya. Anlayacağın Gül tescilli torun oluverdi. Lan bak şu Allah'ın hikmetine ya. Ne oluyor lan? Beni mi seslendiniz lan? Yok lan, biz öyle aramızda konuşup dururuz. Biz dere kenarına gidip duruz. Hadi gelin. Hadi lan. Hadi. Şimdi ne olacak lan? Ha. Vallahi ben de bilmiyorum ne olacak. Ama kız bana böyle bir alışıverdi sanki. Böyle inceden bir gülümsemeler falan. Evvel de kızın peşinden ayrılmıyorsun. Lan bir kız buldun bizi unuttun ha. Hanım köylü oldun lan. Hanım köylü ben ne hanım köylü olacağım lan? Kız güzel köylü oldu. Sen var ya sen. Ne yere bakan yürek yakarsın sen. Ne var lan? Sen beni seviyorsun değil mi? Seviyorum tabii. Neyden çıkıveydi o? Seviyorsun da ne kadar seviyorsun? Ne kadar seviyorsun? Bilemiyorsun ne kadar seviyorsun. Nasıl bilemiyorsun ya? Lan çok seviyor diyeceksin de o çok kelimesi az kalıyor seni olan sevgime. Ben de çok yeni laf bulamıyorum. Dünyalığa kadar de o zaman. O da az kalıyor. O zaman ben şöyle diyeyim. Hani aşk üstüne şiirler yazılıvermiş, besteler yapılıvermiş ya. Toplayın da onları. Toplayıverdim. Topladın mı? O da az kalıyor seni olan sevgime. O zaman ben şöyle diyeyim. Sen benim henüz bestelenmemiş aşkımsın.
gittiler. Ay Lem. Ne oldu Lem? Beğenmedin mi? Beğendim beğenmesini emme. Bunlar hep lafta kalıp duru. Hiçbir eylem göremiyorum senden. Lan iyi de sen benden nasıl bir eylem bekliyorsun ki? Nasıl eylem bekleyeceğim? Lan bağırma lan. Abin abamın nikah masasında bırakıverdi. Emme sende tık yok. Senin ailenle benim ailemin arasında düşmanlık giriveremedin mi Celal? Giriveydi. Giriveydi de ben ne edeceğim bu durumu düzeltmek için? Mobbing yapacaksın. Mobbing ne kız? Cemal abine duygusal baskıda bulunuvereceksin. Diyeceksin ki, Kamuran abayı almadın, hata ettin. Bu böyle olmaz diyeceksin. Seni kardeşlik hakkımı helal etmem, git Kamuran abayı al diyeceksin. Bu kadar mı diyeceksin? Bu kadar. Bu kadar. Sen benim abimi tanımıyor musun lan? He? Benim abim yer mi lan Mobbing? Yemezse, sen de o besteyi hiçbir zaman besteleyemeyeceksin Celal. Beni de unut gari. Lan, dur lan, nereye gidiyorsun lan? Ben diyeceğimi dedim Celal. Hem abinle abam evlenmedikçe biz hiç evlenemeyiz. Hem ben evlenmeyeceğim adamla da baş başa kalamam. Yarın bir gün başkasına vardığımda geçmişe dair kötü anılarım olsun istemiyorum ben. Lan sen beni hemen geçmişte kalan ana sınıflarımı sokuverdin lan. Kusura kalma gari. Ben diyeceğimi dedim. Gerisini de sen düşünüveyeceksin gari. Dur lan lan lan. Lan abi kendini kurtaracaksın diye beni yakıverdin lan. Ay ten. Bahçeli'nin kızı. Kimi arıyorum? Leç baba, banka mesajı. Ne işin var senin bankayla? Hiçbir işim yok baba. O zaman niye mesaj atıyorum? Bilmiyorum baba. Sen benden habersiz Moğolalara gidip de bankalara mı girip çıkıveriyorsun? Hiç öyle bir şey yok baba. Vallahi günah malı veriyorsun. Hey! Ya vallahi Hüsnü. Bu bankaların kime ne mesaj gönderdiği belli mi? Beni hep böyle yapıveriyorsun baba sen. Hemen, hemen o 100 ekşiyi veriyor. Ekmek nereye gidiyor? Koy. Bak, kabahati olmasa ağlar mı acaba? Boşa yüklenip durun kıza. Evden bir yere çıktığın mı var kızım? Ya Ecik, kafam bozuk da böyle meşgul. Kızın günahını alıverdim ya. Niye lan? Sultan Ana, Yusuf ile malları ağamızda bölüştürüverecek ya. Tarlalar ona kalacak. Tamam, onu bilip durun. Ben diyorum ki... Turun çıkıyor diye ortaya. Malla ona kalsa daha iyi değil mi? Niye daha iyi olacakmış bakayım? Malların turuna kalması lazım. Hiçbir şey anlamadım. Ya neyini anlamadın Dudu? Şimdi malla turuna kalıverecek. Biz de Cemal'e torunu alıvereceğiz. O zaman bölüşme mölüşme yok. Pay etme yok. Malların tamamı bizim. Lan var ya senden kokulu bak yemin ediyorum. O ne hemen gözleri böyle böyle belertme neymiş ya? Ya o ne? Ben ailemi düşündüğüm için söylüyorum Dudu. 3 tane çocuk yarın öbür gün torunağa da geliverdi mi? Ben bu kadar nüfusa hayvan gütmeyle nasıl bakacağım kız? Ha bakayım. Çekil de çıkarmadın mı? Durun bu kızım. Arada sen varsın diye sineye çekip duruzen mi? Köylük yerde adımız godoşa çıkacak lan. Cemal abiyle konuş, bu meseleyi temizlesin. Konuş hem de ne diyeyim? Ne diyeceksin? Bu böyle olmuyor. Kamuran abayı alacaksın diyeceksin. Benim dimem ne mi olacak Kemal? Olacak tabii. Kaçam diyorum, ona da yok diyorum. Bize ne olacak peki? Cemal'le konuş, bu pisliği temizlesin. Yoksa unut beni. Unut mu? Nasıl unut diyorsun ya? Hadi ben seni unuttum, sen beni unutabilecek misin? Ben diyeceğimi dedim kızım. Biz delikanlı adamız. Delikanlı adamın ağzından laf bir kere çıkar. Gerekirse 2 gün acı çekerim. Bağrıma taş basarım. Ama onurumla yaşarım. Mutlu olacak mı peki beni bırakınca? Asıl böyle mutlu olmayacaksın. Biz öyle sahte mutluluk imajıyla dolaşan internet adamlarından değiliz. 2 noktayı üst üste koyup parantezi kapatıp sahte gülücüklerle içimiz kan ağlarken dolaşamayız. Cemal'le konuş, bu işi hallet. Yoksa bırakıveririm seni. Bensiz kalıverirsin. Hadi bakayım. Kemal.
Leng. Kemal iyi mi? İyi, yok bir şey. Ufak bir kaza işte. Ay, Kemal! Kemal! Arkamdan beddua mı edip durun? Tövbe tövbe ya! Deniz üstü çöpere. Ey canım rinnanay ninnaninnanay. Gemiye de binsem götürür. Ey canım ey. Gemiye de binsem götürür. Ey canım. Benim de buralara geldiğim, hey canım rinnanay, rinna rinnanay. Bir güzelden ötürü, hey canım hey. Bir güzelden ötürü, hey canım hey. Haydi efeler. Efe deme lan, gaza geliyor. Durdur ateşi alıyor. Ne demek öyle? Karıncanın katarı. Hey canım rinnanay, rinna rinnanay. Sol yanımdan batarı, hey canım hey. Sol yanımda batarı, hey canım hey. Benim de buralara geldiğim, hey canım rinnaray, rinnaray. Bir güzelin hatırı, hey canım ey. Bir güzelin hatırı, hey canım ey. Ağzına sağlık kardeşim. Ağzına sağlık Len. Benim ağzını sağlık. Aferin Len Mensur. Merhabalar. Oo, hoş geldiniz Hekim Bey. Hoş bulduk. Çok sıcak, çok dost sesler duydum da geldim. Aranıza katılabilir miyim? Tabii tabii, ne demek? Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Sene de koyan mı? Vallahi. He? Çay çay koyan bir dene. Ha, çay olur, olur, olur. Çok sağ ol. Kendi sandalyesini de alıp gelivermiş hele. Tabii, ben tam teçhizat kuruldum buraya. Ey maşallah. Abo geniş. Len Mansur, şöyle bir dene de sevip de kavuşamayanlar için çalıversene de. Ya. Eklemedir koca konak, ekleme aman aman. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya aman aman. Aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum.
ortada boylu bir güzele vurgunum. Aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Ortada boylu bir güzele vurgunum. Demek üç kardeş oluyorsunuz ha? Evet. Sen ortancam oluyorsun şimdi. Hı hı. Ama sen benim ilk göz ağrımsın. İlk seni görüverdim ben. Bu korkutmadım değil mi? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hayrola Hüsnü, iyi akşamlar. Tamam, oturabilirim değil mi? Otur, otur gari. Ya Dudu, kalbura bastı yapmış da. Yesiniz diye getiriverdim ben. Torun kızımız da tadar diye. Teşekkürler. Lan Hüsnü, sen galbur bastığını boşuna getirmen. Di bakalım, ne isteyeceğim ben de? Di bakalım. Aşk olsun Sultan Anam ya. Olur mu öyle şey? Gerçi bir şey isteyeceğim de kendime değil. Di bakalım, ne diyeceksin? Öyle bak. Biz tabii sen bir torun olduğunu bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz. Ben diyorum ki bu Yusuf'la benim aramda mal paylaştırma şeysini falan bir kenara bırakalım biz. Bırak, unut onu. Çünkü neden? Mallar torunun hakkıdır. Biz gene tabii çalışmaya devam edelim. Sen o malları bize pay etme. Biz gene sana icarımızı verelim. İşin başına da torunun geçiversin gari. Ne diyeceksin kızım sen buna? Ne diyeceğim ben? Ben yapamam. Yaparsın. Yaparsın ya. Yapamayacak bir şey yok. Zaten işleri biz yapacağız. Sen bir şey yapmayacaksın, başını öldüreceksin. Sen şehirli bir insan olarak bizim ufkumuzu açacaksın ya. Kızım, Hüsnü doğru deyip dura. Yok, ya yok. Benim aklıma yatmadı. Ya akla yatmayacak ne var ya? Ya Cemal zaten sana her şeyi öğretiveri ya. Cemal var ya. Bir ben diyorum ki, biz bak en iyisi biz bunu yarın şöyle bir iş yemeğinde güzelce konuşuverelim. Ne diyorsun lan? İş yemeğinde görüşüverelim. İş yaparken yemek mi yenir? Yenmez işte. Yenmez de bunlar yiyorlar. Sor bak. Sor şeyliye sor. Sor şeyliye. Yiyorsunuz mu kız? Evet. Bizde moda bu. Ne diyor bu? Modu diyor. Bak biz de moduya uyuverelim. Yarın güzel mükellef bir iş yemeği niyetine piknik yapalım. Orada şeyleri de ayrıntıları da görüşürüz. Bitti gitti. Hadi bakalım. Hiç soğutmadan yiyin. Bu soğutunca hiçbir şeye benzemez. Alakalık yemek lazım. Allah aşkına ye, çok güzel olur. Anam benim gel. Hadi yarın piknikte inşallah. Hadi canım benim. Selam söyle, ellerine sağlık. Nasıl olur? Ye kızım bakayım, ye kızım. Ay. Oyu devrilsin onun. Gene kapalı. Bir boşluk buldu ya, kim bilir nerede aldı soluğu. Of abla ya. Binyamin enişte mi günahını alıyor? He. Telefonu bozulmuştur belki. Listeyi de yazdırmıştı ya. Kız ben bilmem mi malımı? O şimdi arabayla uğraşıyor manesiyle. Kim bilir ne rezillikler yapıyordur da. Ondan kapamıştır telefonunu. Şarjı bitmiştir, şarjı. He. O bir gelsin, ben onu şarj edeceğim. Bir şarj edeceğim, sabaha kadar şarjda kalacak. Ulan insert sim. Ulan telefon keresinin Allah cezanı versin ya. Uf, lan o değildi, öleceğim acılıktan ya. Vallahi kusumu yiyeceğim ha. Allah kamuran canını almasın, ne yedin ya? Aha, Tarkan! Gel lan buraya! Ne oldu enişte, ne yapıyorsun burada? Tarlayı sürüyorum ya, arabayla gel yardım et. Cıvıtma, aşam aşam. Al da şu pisleti. Çek elini ayağını, çek. Hadi bakalım. Enişte nereye ya? Köye gidiyorum Tarhan Bey. Sen benim arabayı kaçırırken eğdi değil mi? Beni neye burada bırakıyorsun? Vallahi hiç duramam. Atlayabilirsen atlarsın. Bu hızla gideceğim. Ya yavaş. Lan. Bravo. Bravo. Ya muhteşem bir yorum. Gerçekten hiç böylesini dinlemedim. Harika. Sağ olun. Ya bu işte gerçek sanat biliyor musunuz? Gerçek sanat bu. Kardeşim olduğu için söylemiyorum emme.
kendisi çok gizli ve gucman bir yetenek. Bizim burada da Ozan çoktur. Hekim Bey, duyguyla hisler söyleriz biz. Tabii siz şehirler nereden bileceğiniz? Niye bilmeyelim canım? Hani ben de en az sizin kadar hakimim natürel yaşama. Öyle. Siz arabaya sümüklü böcük gibi anten takıp dere kenarına çadır kurmayla natürel yaşama hakim olunmuyor. Lan Allah'ın hikmeti. Ne yüklenip durun lan misafirimize bu gıda? He lan Hikmet. Bıktar doğru söyleyip durun. Ne yapıyorsun misafir bu misafir? Beyler yalnız ben bu misafir meselesine pek katılmıyorum. Yani ben bu köye yerleşmeyi gerçekten çok ciddi düşünüyorum. Yani o yüzden bana misafir demezseniz memnun olurum. Ne bileyim komşu deyin, köylüm deyin mesela. Değil mi? Lan o nasıl yerleşmek lan? Çadır kuruverdiğin ortalık yere göçebe gibi. Ya öyle şey turist gibi yaşanımı orada. Adam akıllı et tutsan kendine gel. Ya bu çadır bizler için gerçekten büyük bir lüks. Arayıp da bulamadığımız şey. Ben şahsen çok memnunum çadırdan. Ayrıca bu yazı geçirmeyi düşünüyorum orada. Sıcak olur ya. Ne olur mu sıcak olur ne için çadırın içinde güneş tepende pişik olursun. Pişesin pişesin. Yanarsın yanarsın. Yani sıcak sorun değil. Ayrıca ben çok erken kalkarım. Erken kalkmayı severim. Allah benim gibi. Ben de erken kalkarım. Erken kalkan yol alır değil mi Hekim Bey? Doğru diyorsunuz Muhtar Bey. Doğru. Ama yollar karışık dikkat et. Tamam lan yeter gari yeter. İstediği yerde kalsın Hekim Bey. Ne olacak kalın istediğiniz yerde. Teşekkürler. Tamam Mansur kardeşim. Sen vur sazının denine. Böyle sevip de kavuşamayanlar için bir tane daha. Ben Agri çalam çalmasına da sen sabahtan beri tutturdun bir sevip de kavuşamayan, sevip de kavuşamayan. Ne oldu lan sana? Ne olacak lan bana? Cemal. Gel o aşık mı oldun? Yok lan ne aşığı? Hayır yani ne bileyim sen böyle açık adam gibi istek yapıp durun. Tamam lan uzatmayın işte hadi. Arkadaş ya bir kere de sevip de kavuşamayanlar için değil de kavuşup da sevemeyenler için çal be. O ne lan? Yani kavuşup da sevemeyen mi olur lan? Olur lan neden olmasın? Sevip de kavuşamayandan çok kavuşup da sevemeyen var değil mi Hekim Bey? Doğru. Ya sen galpsiz bir adamsın biliyorsun değil mi? Kalp var mı lan sende? Var bir dene. Ne yaptı duru? Çarpıp duru. Yani şu kalbine dalağın gibi muamele yapıyor. Sıddıkçım. Kalp de, dalak da neyse yani boş ver çal sen. Neyse ben çalam o vakit. Çal. Yanırtıcı aşkların dibine kibrit suyu arkadaş. Gel lan Cemal. Hadi bakayım parlak diş kanka. Hadi. Gel hadi. Hadi çadırı kurmayı biliyor hadi lan. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Haydi üç gün oldu. Ben Cemilem'den ayrı düşeli. Haydi üç gün oldu. Ben Cemilem'den ayrı düşeli. Bu ne lan hareketler hadi. Yani ben böyle bir kaydır toplat Cemilem. Nasıl nasıl edelim biz bu işe. Nikahımızı kıysın. Dünden gelsin hocam emişe. Çok iyi valla. Hep böyle. Alışın yani alışın. Koy be. Konuştun mu Celal'le? Konuştum. Onu öyle bir modik yaptım ki dünyası kararıverdi. Babam kalkacak. İyi etmişim. İyi olmuş. Ay abi inşallah ya. İnşallah kız. Yani abi dediğin gibi mantıklı düşününce Gamuran çok doğru bir seçim oluyor. Nasıl mantıklı lan o? Ya ne bileyim. Şimdi Gamuran hamurat kız. Sonra huyu güzel. Huyu güzel oldu kadar kendi güzel. Burnu hokka gibi, dudaklar desen kiraz. Eyvah. Kaşları güzel. Oy. Sonra boyu var, posu var, endam yerinde. Böyle yürüyünce salınıp durur. Allah! Çok beğendiysen kendin evlen lan, he? Ben mi? He.
Bana büyük bir abi. Lan sana büyük, bana küçük mü lan? Ya seni de büyük olabiliyor ama sana bir numara büyük, bana iki numara büyük. Ben senin aklına tükenem lan. Sana da bir numara büyük olsa evleneceksin yani ha? Tövbe de abi, olur mu öyle şey ya? Ben abimin yavuklusuna helaline yan gözle bakar mıyım ya? Celal. Ne? Ben sana şuradan helalinden bir tane patlatırım. Tamam mı? Buraya serilirsin böyle. Benim asabımı bozma gece gece. Hiç oluru yok mu diyorsun? Hiç oluru yok. Şu kadar da mı yok? Parmağını indir, o kadar da yok. Hadi. Ya abi bir düşün sen yine de yatmadan önce bir böyle bir şey yap, bir düşün bir ya. He? Bak hiç cevap da vermiyorsun ya. Niye cevap vermiyorsun? Lan yavaş. Ne oldu lan? Ağaca çarptım. He. Ne ağacına çarptın? Ne? Dut ağacına çarptım. Lan ağacın cinsinin ne önemi var? Ay. O zaman Cemal'e söyleyiverim de hemen bir bakıversin kırık mırık var mı? O hemen anlar. Sırası mı indi Cemal? Gerek yok, geç ha. Bana bak Len, Hilal'le konuştun mu? He, konuştum. He. Acık ağlayıverdin mi? Olacak o kadar. Olacak. Niye ağladı be? Cemal, abamı almazsa seni terk ederim. Bensiz kalıverirsin dedim, ondan ağladı. Ah yazık. Çok dramatik oluvermiş ya. Kız salaklık etme. Hep sen mi ağlayacaksın? Bırak başkaları da ağlasın. Ay ne yapayım abam ya. Kalp işte, üzülüveriyorum Hilal'a. Hiç üzülme. Hiç. Öyle bir konuşma yaptım ki Hilal'e. Cemal mecbur alacak seni. Ay hadi inşallah. İnşallah kız. Aferin lan, aferin. Aslan. Oh be. Ne diyorsun abi? Öğüt. Ne diyeyim kız? Yatıyorum. Cemal abi sana bir şey soracağım. Sor. Sen beni hiç kıyamazsın değil mi? Kıyamam ben seni. Üzülmemi de istemezsin. Hiç ister miyim üzülmeni? Bana çok kıymet veriyorsun değil mi abi? Tabii ki. Tabii ki sen benim en kıymetlimsin. Sen olmazsan ben ne ederim değil mi abi? Hilal'cim hadi uzatma, çıkar ağzındaki baklayı. Ben ne istersem yaparsın değil mi abi? Yaparım. Yapmaz mıyım? Sen bu evin açmamış çiçeğisin ya, gülüsün diyorum. Kesin diyorum. Kesin. O zaman senden bir şey istiyorum. İste. Kamuran abayla evlen abi. He? He, ben Kamuran abaya görümce olmak istiyorum. Oy. Görümce olmak istiyorsun. He. Çok güzel, çok güzel. Bütün evi maşallah bir Kamuran sevgisidir. Almış gidiyor. Hayırlısı olsun inşallah. Al şunu. Beni sinir etmeyin tamam mı İlhan? Yat. Tüh, yemedi ya. Ayaklarını kaldır. Sıkışacak ayaklarını. Cezanı versin ya. Elise ne yapıyorsun ya? Oğlum ne oldu? Bir şey yok. Freni tertip aldı. Bozuk herhalde bunu. Elise çekeri yamulttun işte ya. Lan sen benim arabanın tamponu takıldı. Ben bir şey dedim mi lan? Kaldır şöyle hadi. Bir şey yok. Daha bisikleti bunlar. Bir şey olmaz bunlar. Hadi. Kırdın işte. Çekirdek aile, afiyet olsun. Nereden gelip durun lan bu saatte? Pavyondan geliyorum ya Nurten. Ne? Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Manyak. Uçarım lan senin tepene. Kız! Ulan ne? Kız! Yorum lan kız. Seni! Abu! Abu! Bu ben! Ana! Ana mı küfretti bu? Ne oluyor lan? Bu ben! Bu ana mı küfretti? Lan sen bana ne küfredip duruyorsun lan? He, sen benim karıya ne küfredip duruyorsun lan? Ha, ben senin ananı küfredip durur mu? Lafın gelişi dedim baba ya, uyandırdık sizi, ver elini öpeyim. Nasılsın? Ne oldu lan senin sıfatına? Bu çizdi. Ah. Ondan öyle sinirlendim, yoksa annemi karıştırmayayım öyle laflara yani ben. Sus lan, konuştukça batıp durun. Siz ne kavga ettiniz lan gece gece? He? Baba, pavyondan gelirmiş beyefendi, kendi ağzıyla söyleyiverdi. Ya. He baba, kendi kulaklarımla duydum. Öyle dedi. Kız, tövbe ya. Pavyona gitsen böyle leş gibi kusmukla gider miyim ben pavyona ya? Sabahtan beri darladayım, saatlerdir yani. Acımdan öldüm ya. Nasıl ortaya kıvırıveriyorsun sen hemen? Ha Tarkan, gel lan buraya. Sor baba, anlatsın Tarkan ha. Doğru mu deyip durur lan bu? Neyi doğru mu deyip durur? Oğlum anlatsana lan, eniştemle pistette geldik buraya beraber diye. Vallahi hiç öyle bir şey olmadı. Tamamen yalan. Tamamen yalan. Bak vallahi ağzını burada atır bana. Gel buraya lan. Ne için? Abla,
Niyazi kıza bak be. Arkadaş bu nedir ya? Lan kız üstüne bir şey giymeyi unutmuş. He vallahi Cemal'in çekeceği var bu kızdan ha. Başına iş aldı bizim oğlan. Her koyun kendi bacağında nasıldı gari? Cemal düşünsün. He doğru dedin. Sıddık bak şu lafımı da unutma. Ahırdaki dopal eşek çayırdaki yağız kısraktan her zaman yeğdir. Dopal eşek? Ha. Yağız kısraktan. He. Cemal'e dedin bunu? Dedim. O ne dedi? Dinlemiyorum. Onun ben Cemal'e dedin mi bunu? Dedi. Ne dedi? Anlamıyorum. Sıcaklayıverdi de burada yattı. Ha. Hoş geldin Dudu teyze. Hoş bulduk kızım. Ne yapın, iyi mi? İyi vallahi, iyi diyelim, iyi olsun. Kendi derdime yanıt durum. Hadi kızım. Geçecek hepsi inşallah. Azıcık bir zaman geçsin de. Sen ne geldin bu saatte? Hüsnü şey diye tutturdu ya. Bu sultanın torunuyla iş yemeyeceğiz diye tutturuverdi ya. İş yeme ne ki bu? Kız yemekte iş konuşuvereceklermiş işte. Hüsnü malları bize paylaştırmayacak. Hepsi doruna kalsın, dorun da işin başına geçsin deyip duruk adına onu konuşacaklarmış. O Allah'ın şerlisi ne anlarmış ki bu işlerden? İşte Cemal ona öğretiverecekmiş bilmediklerini. E ne? O Cemal'e öğretivermesin bilmediklerini. Sus kız. Kızım, kızım. Hiç merak etme sen. Bak ben varken o kız Cemal'e tehlike melki ulumaz. Ben varken de ulumaz. Aferin kızım. Biz böyle el birliğine çıkıvereceğiz bu işin içinde. Ya ben şey için geldim. Ne için geldim? Hah ben yardım isteyecektim ya sizden. Ya ben öğlene kadar yetiştiremeyeceğim bu yemekleri. Sen bana otlu börek yapıversene. Senden hala otlu börek yapıveren mi var bu köyde? Olu olu yapıveren. Hah iyi. İyi hadi ben o zaman gidip durun işim başımdan açmış. Hadi iyi günler. Gımıldan, gımıldan, gımıldan öbe. Ne? Beni bak. İşler karışık duru. Ne oldu kız? Dudu geldi. Hüsnü, Sultan Ana'yla Dorun'u bu öğlen iş yemeğine davet edivermiş. Ne demek şimdi bu? Sultan Ana bize mallarını bay etmeyecekmiş. Hoppala. Dorun işlerinin başına geçecekmiş. Cemal da ona yardım ediverecekmiş. Vay öküzlerin Hüsnü vay. Gene neler geçip dururlar senin aklında. Merhaba. Günaydın. Ne haber? Sana ne? Çadırımı derenin kenarına kurdum az ileride. Beklerim. Bana ne ya? Ay maşallah. Cemal. Ah. Günaydın. Sana da günaydın. Ne oldu? Ne istiyorsun gel buraya? Sende kabız ilacı var mı? Kız ne garip bir kızsın ama ya. Bir geliyorsun çişin geliyor, bir geliyorsun kabız oluyorsun. Yapma bak. Ya ben olmadım ki kabız. Bünyamin enişte mi olmuş? Kıvranıp durulmuş adamcağız. Nurten teyzem ona verecekmiş. Ha, ya çok geçmiş. Tamam dur. Var olacak. Ne? Olacak burada.
Heh. Ah. Bana bak Yağmuran. Yalnız bir bardak suya bir tane minnacık damla, tamam? Daha fazlası değil. Yoksa mahveder adamı. Ya. Tamam. Sağ ol. Şey, Cemal. Bugün önüne otlu börek konursa sakın yeme, tamam mı? Otlu börek konursa. Ne? Otlu börek nereden çıktı kız şimdi? Ben diyeyim işte. Yeme sakın, he. Tövbe yarabbim. Tamam Yağmuran, yemem. Yemem. Otlu börek yemem. Ha, sağlıcakla. Hadi. Evet. Ben hazırım. Ben de. Abla, bunlar ne? Alt tarafa 3-4 gün kalacağız. Aa, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz Sude. Hazırlıklı olmakta fayda var. Yok, çok fazla şey almışım bence. Ben senin laptopuna, tabletine karışıyor muyum? Abla, bak aklında daha fazla kalmak var da beni ikna etmek için 3-4 gün diyorsan hiç o topa girme. Ay senin için ne fark ediyor Sude? Ha İstanbul, ha köy. Burada da bir odada yaşıyorsun. Orada da bir odada yaşarsın elbet. Mobil internetini almadın mı yanına? Hah tamam. Bak dünya avcunun içinde nasıl olsa. Hiç beni ikna etmeye çalışma abla. Ben İstanbul'da daralıyorum ya. Ne yapayım köyde? Üf, tamam tamam. İyi hadi, konuşulmuyor da. İyi hadi ablamı arayalım bari. Geç kalıyoruz. Tamam arayacağım. Efendim abla. Kuşum, biz geliyoruz uçakla. Biletleri aldık. Saat 1 gibi inecek uçak. Sen bizi karşıla oradan, tamam mı? Aa. Ya ama ben bu öğlen bir yemeğe davetliyim abla. Gelemeyeceğim. Ha. İyi. Tamam, problem yok. Biz bir taksiyle geliriz. Tamam, tamam. Ben zaten köyün yakınlarındayım. Siz gelince bana haber verin, beni arayın, tamam mı? Tamam canım, tamam. Öptüm. Görüşürüz. Yağmuran! Yağmuran! Dur. Kız sen salak mısın? Hüsnü torun hanıma yemek verecek. Belli ki Cemal'le araya kızıştırıyorum. Sen de onlara kendi elleriyle börek açıyorsun, he mi? Çok kaba ya. Ne? Bak, burada ne var? Bu ne gı? Müsil ilacı. Aa. Onların alnlarına doğduklarını pişman edeceğim. Ana! Kız lafımı geri aldım. Dök dök, iyice bir dök. İçleri dışlarına çıkıversin. Nereye çömçürceklerini şaşırıversinler kız. Dök dök dök. Hepsini? Hepsini dök. Dök kız, her yere döktün. Tamam. Karıştırın öyle be. Karıştır, 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 karıştır. Çok güzel koktu. Veriver odan bir parça bana bakalım. Al bunlardan ye. Hı. İlaçsız. Hı. Hı. Al kız. Hı hı. Of ya. Dişim zamıklıyor ya. Of. Kız senin de aramayan yerine çiğnesene. Ne bu tarafında çiğneyip duruyor? He. Vallahi unutacağım babam ya. Ne bileyim ya. Of. Dur ablam. Ben sana ilaç getiriverem. Hı. Tamdır, en güzel gol kısmından oluyor değil mi hayvanın? Ön gol. He? Ön goldan oluyor. Oh! Oğlum siz nasıl adamsınız lan? Kaç saattir tarlada güneşin altında bekleyip dururum ya? Hani oğlum gelip yardım edecektiniz, arabayı çıkaracaktık orada. Allah müstahakını versin. Biz seni unuttuk ya lan. Hakikaten unuttuk lan biz seni. Lan Celal, sana demedim mi haber ver kahve diye, haber yolladım senden. Ne var lan? Beni de unutmuş olamam mı? Küçük Cemal, ne olacak? Ne oldu lan senin yüzüne böyle? Ya işte kaza yaptım, ölüyordum vallahi ya. Zor kurtuldum yani. Neyse, lak lak yapmayın da Sıdık. Hadi ya şu arabayı çıkarak orada. Yandı araba vallahi güneşte ya, hadi. Benim işim var gari. Osman'ım mı? Sen şunun değerli arabasını bir götür be, hadi. Yarın ederim, ben hadi hadi, bir el atıverim. El atayım, hadi. 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 Hadi yürü. Sen binersin bir daha arabayı. Lan be git. Keşke bırakayım, üç gün kalır da oldu vallahi. Vur bakalım sazın teline. Oo,
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtar Bey, diyorum ki bugün köylümüze bir ağız taraması yapalım. Ağız taraması? Ha, diş kontrolü yani, muayene. Diş kontrolü. Evet. Olur, olur. Pek güzel olur, değil mi? Parayı indirileceksin ha? Hayır, kesinlikle ücretsiz. Yani tamamen hizmet amaçlı bir şey. Abi ne bu? Beleş diyor bu. Para almayacakmışlar. Helal vallahi. Bu devirde parasız dişçi mi olur lan? Var bunda bir iş. Yok canım, hiç öyle şeyler aklınıza getirmeyin. Yani tamamen ücretsiz olacak. Dişlerinizi kontrol edeceğim. Bu kadar. Pek güzel, pek güzel. O zaman ben mıktarlığa gideyim de bir anons geçivereyim. Hadi. Tabii, tabii. 32'sine bir de. Hepsi. Ya arkadaş yürü. Amme zorluk çıkarttım abi. Yürü be. Hah. Ben de seni bakıyordum. Hah, buyur. Gene ne çeviriyor? Bir şey çevirmiyorum. Ne çevireceksin? Bunu çevireceğim emmi. Şimdi de. Sus kız. Lan benim havalı okuma. Malları sen de bana bölüştürme. Doruna kalsın deyivermişsin Sultan Anay'a. He, dedim. Niye dedin? Niye dedim? Çünkü malla Sultan Anay'ın torun hakkı. Öyle değil mi? Bir hafta önce öyle demiyordun ama. Demiyordum. Bir hafta önce biliyor muyduk biz? Torunu var Sultan Anay'ın bilmiyorduk. Şimdi biliyorsa ya. Kadının torunu var. Mallar da torunun hakkı. Senin torunun olsa malla onun hakkı olacak ki. Onun gibi. Artık biz de hakkımız neyse ona razı olacağız Yusuf. Lan öküzlerin üstü. Aklın sıra. Malları doruna yaptırıp torunu da Cemal'le evlendireceksin değil mi? Dur kız. Yusuf, senin içine şeytan mı girdi? Ya senin kafan nasıl çalışıyor Yusuf? Yusuf çok ayıp bir şey ya. Ya çok ayıp bir şey ya. Ya insan da utanma ağırlama. Sen nasıl böyle bir şey? Kadının torunu var. Mallar da onun. Senin bir torunun olsa mallar onun hakkı değil mi? İşte aynı o. Artık mallar torunun hakkı olacak. Gelsin sen düşüneceksin. Ne yapalım? Haydi uğurlan ona. Yürü lan. Yürü vallahi canımı sıkma benim. Şimdi kucağımı alıp tepemi alıp savura savura giderim. Dikkat dikkat. Güzelköy mıktarlığından bildirili. Köyümüze yeni gelen diş hekimi Kaan Yonter, cuma namazından sonra köy meydanında ağız taraması yapacaktır. Yapılacak tarama beleş olup tüm köy halkımız davetlidir. Beni bakın, samırsak soğan yemeden... Gelin lan. Aç bakalım lan ağzına. Tövbeler olsun ya. Kız, beleş dişçi diyor. Gel götürüveren seni. Yok abla kız, korkup durum ben dişçiden. Cemile'nin aldığı ilaçları içiyorum ben. Heh. Bitince gene alı. Hey, hoş geldin. Hoş bulduk. Anam gönderdiydi. Heh. Börekler olduysa alıvereyim abla ben. Oldu, oldu. Kız İlay. Nerede olacak bu iş yeme? Seyir Tepesi'nde abla. Ha, afiyet olsun. Hadi hadi, ben gidiverim babam gelmeden. Hadi, sağ ol. Hadi. Kız, nedir o elindekiler? Gözleme. Dur bakayım bir tane. Mis gibi koktu. Hı. Hadi bakalım. Kız kamera. Gel bakayım. Sen bilirsin. Nerede gidip dururlar bunlar bu iş yemeğini? Seyir Tepesi'ndelermiş baba. İyi. Gel bakalım benimle. Acık biz de seyredelim. Hadi. Aman dikkat et. İyi misin? Aman, aman. Geli veriyorlar, gelin. Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Cennet Moğolumuzun meşhur seyir terasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi bakalım.
Cema. Oğlum onu iyice öfele öfele öfele. Ver 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 ver. Ver. Sen çok gel güzelmiş burası. Bir. Hoş geldin Sultan. Böyle... Geç gari. Baş köşeye arayın abi. Böyle rahat rahat otur ve serin serin. Kızım geç sen de bu tarafa otur anam. Otur. Cemal geç oraya. Tamam, geç 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 öyle kenara geç kenara kenara kenara. Manzaraya bakarsın ya. Kızım dur. Afiyet olsun Abdüle. Hoş geldiniz. Yorulmuş, yorulmuş. Çok zahmet etmişsiniz ama. Aman efendim zahmet ne demek ya? Uzun bir yemek olacak daha. Akşama kadar buradayız. Daha bunu keseceğiz ya. Çevirivereceğiz. Nasıl yani? He, çevirivereceğiz. Nar gibi olur o. Lokum. Bunu keçiye. Tamam, tamam, tamam. Ay hayır olmaz ya. Baksanıza nasıl bakıyor ama. Ya baba, Gül istemediyse çevirmekten vaz mı geçsek? Onu sana verelim ya. Sen bakıver onu o zaman. Güzel böyle bakıversin ya. Gün gezdirirsin. Hüsnü, sen kimin malını kime hediye ediyorsun ha? Ben, Sultan Hanım. Onu kendi paramla aldım ya. Sen para mı verdin ona? Kimden verdim ya? Halil Efendi'nin ağlından geldi o ya. Bir de yalan söylüyor. Yiyin, yiyin. Haydi, 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 haydi. Kızım nerede şeyler, otlular nerede? Allah Allah. Ay ya. Babaanne, dolma da al. Alayım kızım. Yeter kızım, yeter. Haydi bakayım, ver, koy bunları. Anama. Al bakalım. Al Dudum sen de al. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Dudu, pek güzel oluvermiş. Otlu börek yemiyor musun sen? Ben sonra yiyeyim. Ya baba, dolma ye. Dolma yemek istiyor hele. Tamam. Vay 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 vay, öküzlere gitsin vay. Bakıyorum piknik giydirip durumuz. Bize haber etmek yok mu? Ayıp oluyor ama. Gel Yusuf, gel. Otur be sen de. Gel kızım, Kamuran. Hoş gelmişsin. Kamuran. Hoş geldin. Gel kızım, gel. Kamuran hoş geldin kızım, gel. Hadi geç benim. Bir dakika. Hilal, Yusuf benim senin yanına geçmeye bakayım. Hadi oraya geç. Ne? Mutlu börekleri de ne güzel yapmış. Oh. Ay baba, sen yemeseydin ya. Ne yemeyeceğim kız? Otlu börek bu. İyi, iyi. İyi, Cemal. Yavaş, yavaş. Sen yedin mi? Yemedim Kamuran. Nasılsın, iyi mi? İyiyim Kamuran. Sen nasılsın? Ay, öyle boynu bükük durup durun işte. Dur. Gül, sen nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Ya böyle güzel bir yerde nasıl iyi olmayayım ki? Sen nasılsın? İyi. İnsanın yüreğinde sız olunca yerin hükmü olmuyor. Her yer zindan oluyor. Kamuran, bir gün seninle oturup bir konuşalım mı ha? İster misin? Olur. Benim hiç arkadaşım yok zaten. He, iyi olur, iyi olur. Torun Hanım. Sen bize gelirsin. Nurten var, Abu var, Ayten var. Arkadaşlık edersiniz ha. Ne? Ne? Ne geldin sen? Kamuran'ın canı sıkıldıydı. Ecik gezdirle renk dedin. Bunalıma girmesin diye. Oh. Ulan! Vuruyor lan! Ne oluyor? Lan motor gitti, motor. Motor mu? Abi o altıma içine. Ara 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 ara. Aldın mı lan, doku verdi? Yok be, oh. Çok yedin herhalde, ondan dokan mı? Üzerinize afiyet, acık ötürü olmuşsun. Ya lan yürü. Kaç durum lan, ara ola. Lan yürü lan, yürü lan, yürü lan. Alo.
Yazık. Bütün köyü topladın lan. Duyan gelmiş. Hakikaten lan. Keşke böyle işlemeyeydik. Bundan oldu böyle. Lan bu Cemal'ler yok. Bir de onlar olsa daha da kalabalık olacak. Mıktar, say nerede bu Cemal'ler? Bunlar aşk yemeği yiyip dururlar. Yiyip dururlar. O ne lan? Öyle işte. Arkadaşı maalesef aşk denen gereksiz bir duyguya kurban verip dururuz. Niyazi, sen kalpsiz bir adamsın biliyorsun değil mi? Aşktan maçtan da anlamıyorum. Aşk mı? O ne lan? Ben siyaset adamıyım oğlum. Siyasetten anlarım. Aşktan, meşten anlamam. Biz şöyle köşede bir yerde inelim. Adresi de bilmiyoruz. Artık sonra bulacağız. Ne yapalım? Tamam. Geldik zaten. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Gel aşkım, gel. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Ay Sude. Nasıl bir yere geldik bak. Doğal yaşam. Ne güzel. Oh, oh temiz hava. Ay Sude, eşeğe bak, eşek bile var. Oh canım benim. Abicim ismi var mı bunun? Sarı kız. Ne haber? Oh. Eşek kulak. Bak gözlere bak bak. Sude senin gözler de böyle ha. Hadi hadi kalk. Ne ya? Nasıl bu kız ya? Hoş kız ha. Allah Allah. Ne lan? Ne kim bu? Lan! Ay! Baba ne yaptın ya? Lan! Ne durup durun yolun ortasında? Babanın dalasın bura. Geçmiş Allah olsun. Allah. Tartışmayın canım, olur öyle. Bir şey yok değil mi? Ay sizde de böyle yara bandı falan. Ben iyiyim canım, bana öyle kolay kolay bir şey olmaz da araba pert oldu yani. İyiyiz, iyiyiz. Sağ olun da siz kim olup durumuz? Biz Sultan Ana'nın torunlarıyız. Abo. Ya ne abosu ya? Tarkan önden vurdu, arkadan geldin sen vurdun. Kamuranın içine kustu. Araba bitti ya. Lan ne biçim konuşup durduk be? Ay neyse, biz Sultan Ana'nın adresini arıyoruz. Biliyor musunuz evi? Bak şimdi. Öyle gideceksin, orada meydan var. Meydana gittiğinde bir daha sor, söyleyiverirler sana. Ha, meydan. Ha. Tamam, oldu. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hadi Sude'ciğim. Sağ ol, sağ ol. Güle güle. Nereye bakıp durun lan sen öyle? Ah be ya, doğru gidiyorlar mı diye baktım baba, ne bakacağız? Neyse şu zabıt tutturacağız hadi. Ulan başlatma şimdi zabıtından be. Benim zaten altıma tutamıyorum. Hadi yürü yürü. Gözünü seveyim, sigortadan para alacağım. Bari fotoğrafına çek direkt ya. Ulan başlatma fotoğrafına şimdi be. Öf. Ana ya. Bu da fotoğraf çekmiyor ya. Bu telefonda bıktım ben ya. Boş ver, boş ver. Abla adam düştü. Gördüm. Ay çok şeker. Nereye geldik biz ya? Bayağı eğlenceli bir yere. Abo. Hay Allah. Neyse biz şu Gül'ü arayalım da bir yolu tarif etsin. Sonra bulacağımız yok anlaşılan.
Hadi kız. Bir hacet gidivereyim bir kere. Anakı beklemen de geliverem seninle. Koş o zaman koş. Ne? Uva, hırsı mı acaba? Ben de gidiveriyorum. Çok fena oldum, o tarafa gidivereceğim. Gerçi benim de bir gidesim var da. Ablam arıyor. Kim arıyor? Ablan mı? Alo abla. Aa, geldiniz mi? Tamam, geliyorum hemen. Gelmişler. Gelmişler mi kızım? Kim gelmişler mi? Benim torunlarım gelivermiş. Torunlar mı? Kaç tane onlar? İki? Üç tane torunum var Hüsnü. Üç mü? Bir ablam, bir de kardeşim. Ney?